Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Gobeller merhabalar. Polinomlar konusundayız arkadaşlar. Konu testini çözeceğim kardeşlerim. Dediğim gibi bu konu önemli olduğu için polinomlar konumuz. Bunun konu testini de çözme gereği hissediyorum arkadaşlarım. Hemen bir numaralı soruyu okuyalım bakalım ne diyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir polinom değildir? Polinom olması için neydi şartımız arkadaşlarım? Kuvvet dediğimiz, derece dediğimiz kısım doğal sayı olacak. Bakınız doğal sayı 2. Burada da doğal sayı 3. Şuradaki x'in derecesi arkadaşlarım x üzeri 1 bölü 2 olduğu için doğal değildir. O yüzden bu polinom değildir diyebilirim. 2'ye bakalım. Diyor ki ax ikinci dereceden bir polinom. O halde ax dediğim polinomu şöyle yazabilirim. X üzeri 2'dir. Bx üçüncü dereceden bir polinom. O halde bx denilen polinomu da şöyle yazabilirim arkadaşlarım. X üzeri 3'tür diyebilirim. Bir polinomdur. Buna göre olduğuna göre cx polinomunun derecesi kaçtır diye bir soru soruyor bize. Hadi başlayalım. Şimdi a çarpı a'da x üzeri 4'ü bulun diyor. Yani x kare var ya burada. A dediğimiz x kare ya. X gördüğünüz yere x üzeri 4 yazın diyor. Bir de karesi var. Çarpı. B polinomunu da şöyle yazacakmışız. X gördüğümüz yere şu ifadeyi yazacakmışız arkadaşlarım. Yazalım. X gördüğüm yere x kare artı 2x artı 1 yazıyorum. Bir de küpü. Şimdi bunları çarpacağız. Burası x üzeri 8 çıkar. Çarpı. Arkadaşlar dereceyle işim olduğu için şu küçükleri hiç görmemize gerek yok. Sadece x kareyi görün burada arkadaşlarım. X karenin küpü var. X üzeri 6 oldu burası da. Peki çarpımlarda ne oluyordu? Üsler toplanıyordu. X üzeri 10 geldi mi dostlarım şimdi? Peki bu x üzeri 10 neyin derecesi arkadaşlarım? C'de x kare x üzeri 10'muş arkadaşlar. Yani x gördüğü yere x kare yazmış bu adam. X gördüğü yere x kare yazmış ve dereceyi 10 bulmuş. İşte x kare değil de aslında gerçek derecesi neymiş bunun? 5'miş dedim kardeşlerim. Geldim buraya. Yine bakın tam kare açılımı yapacağız arkadaşlarım. Bu şurada x kare eksi 2x artı 1'i görmeniz lazım. Bakın bu x eksi 1'in karesinin açılımıdır. Ama bir de artı 10 var kenarda. O zaman artı 10'u da ben ekledim. Şimdi px polinomunun gerçek yazılımı bu işte arkadaşlar. X gördüğünüz yere kök 2 artı 2 kök 2 artı 1 yazın diyor. Eksi 1 de kendiliğinden var. Karesi artı 10. 1'ler gitti. 2 kök 2'nin karesi 8'dir. Bir de 10'la toplayın diyor. 18'i buldum dostlarım. Geldik buraya. Payda eşitlemesi yapacaktık burada dostlar. X artı 1 ile burayı çarpıyorum. X eksi 4 ile de burayı çarpıyorum. Peki çarpıldığında yeni hallerini yazalım şu tarafa. Şöyle yapalım. AX artı A artı BX eksi 4B geldi. Bölü çarparsanız bunları x kare artı x geliyor. X kare artı x eksi 4x eksi 4 geliyor arkadaşlarım ki şurası eksi 3x yaptı. Bakın paydalar aynı olduğu için yazmaya gerek yok, sadeleştirdim. Paydaları sadeleştirdik. Peki neye eşitmiş bu da? 5x eksi 5'e eşitmiş. Şimdi x'te olanları bir arada toplayalım arkadaşlarım. X'ler ax bx var. O zaman şöyle yazıyorum. 5x eksi 5 eşittir. X parantezinde a artı b diyorum. Bir de sabit olarak a eksi 4b'miz var. Şimdi a artı b 5'e eşittir. A eksi 4b eksi 5'e eşittir arkadaşlarım. Hadi yazalım. A artı b eşittir 5. A eksi 4b eşittir eksi 5. Peki şu alt tarafı eksiyle çarpalım biz bir. Eksi a olur. Artı 4b olur. Artı 5 olur. Toplarsak bunları a'lar gider. 5b eşittir 10 geldi. B eşittir 2 çıktı. B 2 ise A'nın ne olması lazım bu durumda? 3 olması lazım. 3 eksi 2'yi soruyor. 1'i işaretledim.
Bu ne diyor? Px polinomu ikinci dereceden bir polinomdur. O zaman şöyle yazalım mı Px'i? Px eşittir ax kare artı bx artı c olsun. Px eksi p'de eksi x polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Peki Px'i bulalım. Yazalım daha doğrusu. Zaten Px gözümüzün önünde. Ax kare artı bx artı c'dir. Eksi, şimdi p'de eksi x'i yazacağım. Yani x gördüğünüz yere eksi x yazın diyor. Eksi x'in karesi yine x kare. Bir de a ile çarpıyorum. Ax kare. Eksi x yazarsak eksi bx artı c geldi. Peki şu x'i de içeriye dağıtalım. Ax kare artı bx artı c eksi ax kare artı bx oldu. Bir de eksi c geldi. Bakın sabitler gitti. Ax kare ile ax kare gitti. Bx bx yani 2bx gibi bir polinom kaldı. Sadece x teriminden oluşan bir polinommuş bu arkadaşlarım. Yani sabit sayı olmayacak bir kere. Şunların hepsi gitti. Edirne şıkkı doğru cevaptır dedim. Geldim buraya. Bilmem ne bilmem ne olmak üzere olduğuna göre şunu bulun diyor. Polinom eşitliği sorusu. Yavaş yavaş çarpalım. Şimdi x artı 1 ile arkadaşlarım şöyle bir göstereyim. Çarpı qx diyor. Qx de x kare artı 1'dir. Eksi diyor. X ile de 4x yani px'i çarpın diyor. 4x artı 1'i çarpacakmışız. Bir çarpalım sonra eşitleriz şuraya. Şuraya eşitleyeceğiz bunu. Önce bir çarpalım. X ile x kareyi çarptım. X küp. X ile 1'i çarptım. Artı x. Şimdi 1'e geçtim. 1x kare artı 1. Burayı da dağıtalım. Eksi 4x kare gelir. Eksi x geldi. Biraz daha toparlıyorum şöyle arkadaşlarım. X küp var. X karelere bakın. Şimdi x küpü yazdım. X kare eksi 4x kare daha. Eksi 3x kare yapar. X'lere bakalım. X var. Eksi x var. Bunlar sıfırladı. Sabit sayımızda artı 1 kaldı bir tek. İşte bu da eşitmiş. A x küp artı b x kare artı c x artı d y. Şimdi x küpün katsayısı a, burada 1. O zaman a eşittir 1. X karenin katsayısı b, burada eksi 3. Demek ki b eşittir eksi 3. X'in katsayısı c, burada yok. Demek ki c 0. Sabit terimimiz d, burada da 1 olduğu için d de 1'e eşit. Hepsini toplayın diyor. 1, 1 daha 2, eksi 3 daha, eksi 1 yaptı Gobeller. Evet, geldim buna. Polinomunun qx polinomuna ile bölümünden kalan kaçtır? İle dediği zaman ne yapıyordum arkadaşlarım? Bunu 0'a eşitleyip x'i buluyorum, eksi 1. Hangi polinomu soruyor? Nun ekinin önündeki polinomdur bu. Yani şunu soruyor. Eksi 1'i getirip burada yerine yazıyorum. Eksi 1'in küpü, eksi 1. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2, bir de artı 1 var. Bunlar gitti, cevap eksi 2 geldi. X eksi 1 polinomu, x eksi 1 ile, ile dediği zaman ne yapıyordum? 0 eşitleyip x'i buluyorum. Kalansız bölünüyor dediğine göre kalan 0 olacak diyorum. Yani şu polinomda x yerine 1 yazıyorum, p'de 1 oluyor ve bunun da sonucu kalan 0'mış arkadaşlar. Hadi şimdi x yerine 1 yazalım. 1'in 4. kuvveti 1. Artı 3 çarpı 1'den 3. Bir de artı a var. Eşittir 0 olacak. A eşittir eksi 4'müş. Evet. Konu testi 1'in ilk 9 sorusunu gömdük. İlk 8 sorusunu. Şimdi 9. soruyla devam ediyorum arkadaşlarım. Bir de odaklanmaya şöyle bir daha bakayım ben. Tamamdır herhalde. Evet. Devam ediyoruz. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 5 ise. Şimdi x eksi 1 ile bölümünden kalan dediği zaman 0'a eşitledim. X'i 1 buldum. Getirip yerine yazdım. 1'in 5. kuvveti, 1'in 4. kuvveti, eksi 1'in küpü artı a çarpı 1'den kalan 5'miş. 1'i bu tarafa atarsak a eşittir 4 bulduk. Diyor ki x artı 1 ile bölümünden kalan, yani bunu 0'a eşitlersem x yerine eksi 1 yazdığında sonuç ne çıkar diye soruyor. Hemen eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1.
Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. Bir de başında eksi var. Artı 1 oldu. Eksi 1 yazarsam eksi a. A da 4'tü. Eksi 4. Eşittir soru işareti diyor. 1'ler gitti. 1 eksi 4'ten eksi 3'ü bulduk Gobeller. Ne diyor? X kare artı 1 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Hemen x kare artı 1'i sıfıra eşitledim. X kareyi eksi 1 buldum. Getirip burada x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. X üzeri 9 dediğimiz şey. X kare çarpı x kare çarpı x kare çarpı x kare 2, 4, 6, 8 bir de x var arkadaşlar. Artı 3 çarpı x kare çarpı x kare çarpı x eksi 4 x kare artı 2x eksi 1'miş burası. Şimdi x kare yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1. 1 ile de x'in çarpımı x yaptı. Artı eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1. 3 kere 1, 3. Bir de x ile çarpıyorum. 3x yaptı. Eksi 1 yazdım x kare yerine. Eksi 4 ile çarpınca artı 4 geldi. Bir de 2x var. Bir de eksi 1 var arkadaşlar. Düzenleyelim. 2x, 3x, bir de 1x var. 6x yaptı. 4'ten de 1 çıkarsa 3 kaldı. 6x artı 3'müş sorunun cevabı Edirne. Buna gelelim. Px polinomunun katsayılar toplamı, yani katsayılar toplamının sorduğu polinomda x yerine 1 yazın demiştik. Bize bunu soruyor. P'de 1'i soruyor. Hadi şimdi x yerine 1 yazalım. 1 yazınca burası ne geldi arkadaşlarım? 0 oldu burası 1 yazınca. 1 yazınca burası 3, eksi 1, artı a, artı b eşittir 0'a eşit oluyor. Çünkü 1 yazınca burası 0'dı. Buradan da a artı b, burası 2 yapar. 2'yi de bu tarafa atarsak, eksi 2'ymiş dostlar. A artı b'yi eksi 2 bulduk. Peki, devam edelim. Bir de eksi 1 yazalım x gördüğümüz yere. Eksi 1 yazınca da burası 0 geldi. Eksi 1 yazınca eksi 3, eksi 1 yazdım x yerine. 1'den eksi 1 geldi. Eksi a artı b. Buradan da b eksi a 4, bu tarafa attım eşittir 4 oldu. B eksi a 4. Hadi bunları taraf tarafa toplayalım. A'lar gider. 2b eşittir 2'dir. B eşittir 1 çıktı arkadaşlarım. B'yi 1 bulduk. B 1 ise a'nın ne olması lazım? 1'i bu tarafa atarsam 3. A'nın da eksi 3 olması lazım. A'yı da eksi 3 bulduk. Şimdi getirip şu polinomu bir düzenleyelim. Px şöyle bir polinom oldu arkadaşlarım. Şurada biraz yer açayım kendime. Şimdi Px eşittir. Bakın 3x küp var. 3x küp. Eksi x kare var. Eksi x kare. Artı ax. A neydi? Eksi 3. Eksi 3x geldi. Artı b. B de 1'di arkadaşlar. Şimdi bölü, bir de şu x kare eksi 1'i buraya bölü olarak geçirdim. Şimdi üst tarafı önce çarpanlarına ayırmayı deniyorum. X kare parantezine alıyorum arkadaşlarım. X kare parantezinde alırsak 3x eksi 1 kalır. Şurayı da eksi parantezine alırsam yine 3x eksi 1 kalır. Bölü x kare eksi 1 var. Bir satır daha düzenliyorum. Şimdi de 3x eksi 1 parantezine alıyorum. Buradan x kare, buradan da eksi 1 geldi. Bölü x kare eksi 1 var. Bunlar gitti. Demek ki px polinomu aslında neymiş? 3x eksi 1'miş. Bana da p'de 1'i soruyor. 1 yazalım. 3 olur. 1 çıkarsa 2 gelir. Sorumuzun cevabı 2'ymiş dostlar. Hadi devam edelim şuna. 12 numaralı soruya. Bunun için şuradan bir boş kağıt alıp şurada çözmek istiyorum bu 12 numarayı. Polinomunun x kare eksi 2 ile bölümünden kalan 3x artı 7 olduğuna göre a artı 2b nedir diye soruyor. Şimdi ile dediğini ne yapıyorduk? Sıfıra eşitleyip x kare yerine biz ne yapacakmışız meğersem arkadaşlarım? 2 yazacakmışız ve yazınca da kalana eşit gelecekmiş. Hadi
x kare gördüğümüz yere 2 yazalım. Şimdi x küp dediğim şey x çarpı x karedir. Artı ax kare artı bx artı 3. X kare yerine 2 yazıyorum. Burası 2x oldu. 2 yazarsam 2a oldu. Artı bx artı 3. Ve bu da kalana eşit. Yani 3x artı 7'ye. Şimdi x parantezine alalım. 2 artı b. Artı sabitlerde 3 artı 2a. 3x artı 7'ye eşit. Peki dostum. Şimdi şurası 3'e eşittir. Şurası da 7'ye eşittir diyebiliriz artık. Demek ki 2b artı b 3 ise b 1'dir. Şurası 3, 4, a'da 2 çıkar arkadaşlarım. Bize neyi soruyor? A artı 2b. Yani 2 artı 2'den 4 geldi sorunun cevabı dedim dostlar. Evet, şuraya geçtik. 13 numaradayız. Şöyle bir daha odaklanmaya bakalım biz. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan, yani bana p'de 3'ü soruyor artık. Bunu bilelim. Hadi 3 yapmak için ne yazmalıyım x yerine? 2 yazınca 4'ten 1 çıktı, 3 oluyor. O zaman x eşittir 2 için diyelim. 2 yazıyorum. 4 artı p'de 3 bölü q'da 2 yazınca, neyse bir şeyler geliyor arkadaşlarım. Orası çok önemli çünkü şunu gördüm. 2'den 2 çıktı, 0 oluyor burası. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsak sıfırla burası çarpıldığı için burası komple gidiyor. Sıfır oluyor zaten. Burası da 4 artı P'de 3 geldi. 4'ü bu tarafa attım. P'de 3 eksi 4 çıktı arkadaşlar. Evet, 14 numaradayız. Px polinomu x kare eksi x artı 1 ile bölündüğünde bölüm Q'da x artı 1 kalan da budur diyor. Şunu bir ben matematik diline çevireyim ya. Px polinomunu biz x kare eksi x artı 1 ile böldüğümüzde bölüm denilen salak Q'da x artı 1'miş, kalan da 2x eksi 1'miş. Qx'in sabit terimi dediği şey x yerine 0 yaz, Q'da 0 eksi 2'ymiş. Px'in x artı 1 ile bölümünden kalan, yani p'de eksi 1'i de bana soruyor artık bu adam. Bunları takır takır yazdık artık arkadaşlar. Şimdi p'de eksi 1'i soruyorsa o zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum ben hemen. Peki eksi 1 yazalım. X gördüğümüz yere. Eksi 1'in karesi 1. Eksi ile eksi 1'in çarpımı artı 1. Bir daha 1 buradan geldi. Burası da q'da eksi 1 yazarsam 0 oldu. Artı eksi 1 yazmıştım. Eksi 2, eksi 1 daha, eksi 3 geldi dostlarım. Peki düzenleyelim. Burayı zaten arıyorum. Şurası 3, Q'da 0'da eksi 2 idi. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 mı geldi burası? Eksi 6. Bir de eksi 3 var burada kenarda. Eksi 6, eksi 3 daha, eksi 9 çıktı sorunun cevabı arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzda. Px polinomunun diyor şunun ile bölümünden kalan x artı 3. Şimdi bunu bir çarpanlarını ayırabiliyoruz mu diye bakayım. 6 ile 2 olsa evet oluyor. Eksi 6 eksi 2. Bunun da bir matematik dilindeki karşılığını yazalım. Px polinomu eşittir. Şu ifade şununla şunu yazıyorum. Onu da çarpanlarına ayrılmış şekliyle yazıyorum. X eksi 6 x eksi 2 diyorum. Bölümünden bir bölüm var arkadaşlarım. Bx artı bir de kalan var x artı 3. Böyleymiş. Buna göre diyor x eksi 2 ile bölümünden kalan, yani bana p'de 2 mi soruluyor artık arkadaşlar? Hadi p'de 2 soruluyorsa x gördüğüm yere 2 yazalım. 2 yazınca bakın şurası 0 oluyor. Demek ki şurası komple gidiyor arkadaşlar. 2 yazınca da burası 5 geliyor. İşte 5'i de bulduk zaten. Hadi şuradayız şimdi. Olduğuna göre K eleman N için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlarım? X yerine bir 4 yazalım mı biz burada? Hani şuradan bir kurtulmak için X yerine 4 yazıyorum ki burası 0 olsun. 0 eşittir. 4 yazıyorum dostlarım. 4 yazınca burası yine 0. 4 yazınca eksi 1'in K
K'incı kuvveti artı A artı 2. Böyle bir şey oldu. Şimdi K çift ise diyor, K tek ise. Buna göre konuşalım. Şimdi K'yı çift kabul edelim. K çift ise, K çift ise, çift olduğu durumda eksi 1'in çift kuvveti 1'dir. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. 3'ü de bu tarafa 0'ın olduğu yere atarsam A eşittir eksi 3 çıkar dostlarım. K çift ise A eksi 3 olacak. A'da bulduk cevabı, Edirne geldi. Evet, bu konu testini de gördük arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.